Nükleer bir savaş sırasında Rus devlet başkanı Putin'in hem ülkesini hem de ordusunu yönetmek için kullanılan özel bir uçak var. Bu uçak Ilyushin 80. Batıda bilinen ismiyle de Kıyamet Günü Uçağı. Ve bu uçak 12 yıl aradan sonra tekrar Moskova semalarında görüntülendi. Tabii ki bu uçuş özellikle Batı'yı, NATO'yu ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ayağa kaldırdı. Çünkü Ukrayna Savaşı nedeniyle Putin bir süredir nükleer silah tehdidini masaya koymuş durumda. Daha sonra gerçek belli oldu. Bu uçak 8 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek zafer geçişi uçuşu için bir provadaydı ve kolunda da MiG-29 uçakları vardı. Gelin isterseniz bu videoda kıyamet günü uçaklarını birlikte tanıyalım. Çünkü bu uçaklardan hem Rusya'da var hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Günümüzde en caydırıcı silahların başında nükleer silahlar geliyor. Etkisi çok çok büyük. Faturası ise uzun yıllar sürüyor. İnsanı, doğayı mahvediyor. O nedenle de kullanmak için karar alabilmek büyük sorumluluk istiyor. Örneğin nükleer silah kullanıldı. Tabii ki bu silahların çok çok farklı etkileri var. Yeryüzünü adeta felç ediyor ve bu silahları kullanırken de bir komuta kontrole ihtiyaç duyuluyor. Yani atıyorum okyanusun derinliklerinde bir nükleer denizaltıdan füze mi fırlatılacak veya hangi nokta vurulacak, ne yapılacak, ne edilecek gibi bir komuta kontrol merkezi gerekiyor. Yerdeki bütün askeri hedefler aşağı yukarı vurulacağı için havaya kalkmış, saatlerce uçabilecek bir uçak komuta kontrol görevini üstlenmiş durumda. Ve tabii ki muhtemel bu uçağın içinde de o ülkenin devlet başkanı, genelkurmay başkanı, üst düzey komutanlar da yer alıyor. Bu uçağın Rusya'daki modeli Ilyushin 80 Maxtom. 4 motorlu geniş gövdeli Ilyushin 86 tipi yolcu uçağından geliştirildi. Taşıdığı özel sistemleriyle bir komuta kontrol uçağı haline getirildi. Modifikasyon çalışmaları 1987'de başlayan modele Ilyushin 80 adı verildi. 1988'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından kısa bir süre sonra 1992'de hizmete girdi. Toplam 4 adet üretildi. Halen uçaklar 8. Görev Havacılık Birliği tarafından kullanılıyor. Çok nadir uçuşa çıkıyor. Bu uçuşlarda Batı ülkeleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Tabii böyle bir uçak konsepti sadece Rusya'da yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. O Amerikan başkanının Air Force One olarak bildiğimiz kamuoyunda, ki başkanın bindiği her uçağa Air Force One, Hava Kuvvetleri bir çağrı kodu verilir. Onlarla çok benzer E-4B Night Watch uçakları var. Bu uçaklar temelde baktığınız zaman sivil olarak geliştirilmiş Boeing 747'nin 200 modelinden özel bir modifikasyonla hayata geçiriliyor. Proje 1970'lerin başında başlıyor. Önce 3 uçak için Boeing'e sipariş veriliyor. 200 modeli alınarak özel modifikasyonlardan geçiriliyor ve dışarıdan baktığınız zaman belki bir 747 ama sistemleriyle, taşıdığı haberleşme ekipmanlarıyla ve tabii ki de göreviyle çok farklı bir uçak haline geliyor. Ve bu uçaklara 1970'lerin sonunda da 4.sü ekleniyor. Uçaklar tabii sürekli bakımda tutuluyor ve özel modifikasyonlardan geçiriliyor. Düşünün işte 1970'ten günümüze 50 yılı aşkın süre geçmiş durumda. Defalarca modernize edilen bu uçakların özellikle haberleşme sistemleri devamlı güncel tutuluyor. Uydu haberleşmesi, yüksek frekanslar veya alçak frekanslar gibi çok farklı konularda değişik değişik iletişim araçlarına sahip. Tabii ki bu sistem özel bir kripto sistemiyle şifreleniyor ve başka bir ülkenin, başka bir gücün bu şifreyi çözmesinin önüne geçiliyor. E-4B'de görev yapan personel sayısı 80. Mürettebat olarak Amerikan Hava Kuvvetleri'ndeki en kalabalık görev yapılan uçak.
Uçuş ekibinde iki pilot ve birer seyri sefer subayı ile uçuş mühendisi de yer alıyor. Kabinde 50 kişilik ekip haberleşme ve operasyondan sorumlu. Ayrıca uçuşa sayıları 10 ila 15 arasında değişen teknisyen de katılıyor. Bu teknisyenlerin görevi uçak sistemlerinin yanı sıra haberleşme sistemlerinin aktif olarak tutulması. Uçak kargo bölümünde yedek lastik ve diğer yedek parçaları da taşıyor. E-4B'ler 7-24 kalkışa hazır olarak bekliyor. Uçaklar 1970'lerde yapılmasına rağmen Amerikan Hava Kuvvetleri bu uçakları sürekli modernize ederek bakımlarını gerçekleştiriyor, aktif olarak tutuyor. Hedef ilerleyen yıllarda bu uçakların farklı bir yolcu uçağı modeli ile değiştirilmesi. Ancak faturanın oldukça ağır olacağı aşikar. İşte görüyorsunuz, bir nükleer savaş meydana geldiği zaman yeryüzündeki birçok nokta haritadan silineceği ve etkileri yüzlerce yıl devam edeceği için bu savaşın bir komuta kontrolü için çok çok özel uçaklar yapılıyor. Ve bu uçaklar zaman zaman havalandığı zaman gerçekten herkesin gözü bu uçaklar üzerinde oluyor. Umarım ileride hiçbir zaman bu uçaklar gerçek bir görev için havalanmaz. Çünkü nükleer savaş etkileri açısından, sorumluluğu açısından çok çok zor bir karar. Evet, bugünkü videomda size kıyamet günü uçaklarını dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umudumuz hiçbir zaman bu uçakların gerçek görevde kullanılmaması. Çünkü nükleer silahlar gerçekten çok büyük caydırıcılık belki ama etkileri çok ağır. Bir kenti, bir ülkeyi haritadan silebilecek özelliklere sahip ve etkileri de yüzyıllarca devam edebilen gerçekten çok tehlikeli silahlar. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basın. Sorularınız için yorumları yazın. Ve tabii ki bu videoları daha güzel bir şekilde takip etmek istiyorsanız uyarı için o çan logosu var. Oraya doğru tıklıyorsunuz. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberler tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Herkese barış ve sağlık dolu günler diliyorum.